Toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini böylece devreye alıyoruz. Ekonomistler hükümetin tedbirlerini eleştirdi. Bu paketle olmaz dedi. Tespit doğrudur, teşhis eksiktir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta koronavirüste eşgüdüm toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından koronavirüse karşı 100 milyar liralık ekonomik istikrar kalkanı paketi açıklandı. Erdoğan konuşmasında liberalizmi eleştirdi ancak pakette üretime dönük tedbirler yer almadı. Ülkemizin uyguladığı dengeli politikalar bir yandan özel sektörün üretim gücünü desteklerken diğer yandan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır. İnsanları borçlandıran bir küreselleşmeci sistem, borcu faizle kapatan ve bunun uzantısında özelleştirmeler dayatan bir sistem sonunda dünyayı bir takım açmazlara ve kriz çevrimlerine yöneltmektedir. Burada tespit doğrudur, teşhis eksiktir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da paketin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar yaptı. Anadolu Ajansı editör masasına konuşan Albayrak, likiditenin piyasayı rahatlatacağını iddia etti. Bu paket bu süreçten etkilenen her ölçekteki nakit akışı likidite anlamındaki tüm kurumlara bir can suyu, şu süreç geçene kadar uzarsa uzama noktasında, yeni taleple yeni talep noktasında bir likidite sunuyor. Bu manada baktığınızda 100 milyarın da ötesinde bir paket bu. Ekonomistler ise paketi eleştirdi. Bu pakette örneğin KOBİ'ler ile ilgili olarak sicil affı bence eksik ve çiftçiye tarım alanına yönelik desteklerin de açıklanmasının bir kez daha altını çizmesinde yarar vardı. O da eksik. Milyonlarca insanın kredi kartlarına ilişkin ciddi borçları var, faiz borçları var. Bunlara ilişkin bir rahatlatma öngörülebilirdi. Paket zayıf. Pazarlar daralıyor, daralmaya devam edecek. Üreticiye ciddi bir destek yok. Avrupa Birliği ve Amerika üretici güçlerini korumaya aldı. Çalışan sınıf için çeşitli önlemler getirdi. Hane halkına nakdi yardım yapıyor. Bizde çalışanların istihdam ve reel gelir koruması ilk hedef olmalıydı. Yük üretim kesimine değil finansal kesime taşıttırılmalıydı. Bunların hiçbiri yok. Ekonomist ama Bülent Kırmacı üretim ekonomisinin önemine dikkat çekti. Yakın ve orta vadede de işleri lehimize çevirmek için alınması gereken önlemler var. Üretim ekonomisine yönelmeli. Üretim yatırımları bütün zorluklara karşın inatla, ısrarla yapılmalı. Yurt genelinde adil dağıtılmalı. Ulusal kanala konuşan kalkınma ekonomisti Bartu Soral da önerilerini sıraladı. Yeni pazar bulmaya prim teşviki verilebilirdi. Eleman çıkartma, maaş düşürme 6 ay yasak olabilirdi. Hane halkına nakdi destek verilebilirdi. Bazı yükler sanayiden bankalara kaydırılabilirdi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya üzerinden vergi ödemesi ertelenenleri duyurdu. Perakende ticaret ve alışveriş merkezleri, demir çelik ve metal sanayisine erteleme geldi. Otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema ve tiyatro faaliyetleri de erteleme içinde yer alacak. Konaklama, yiyecek içecek, tekstil, konfeksiyon ve etkinlik ve organizasyon dallarındaki işletme sahipleri de ertelemeden faydalanacak.